itibariyle. Ama 2015'ten önce kurulanlara verilmeyecek mi bu somut olayı, yetkisi? O bir. Ben anladım herhalde. Yanlış anlamış olabilir. 2016. Neyse. Bir yıl avukatlar 2016'ya kadar aldılar zaten. Tamam. Alan aldı. Peki 235 tamam. Tane şirket var. Aşağı yukarı 15 bin civarında da bağımsız denetçi var dediniz. Evet. Şimdi ben SPK'dan lisans belgesi aldım. Kendimi örnek edeyim. Kamu gözetim kurumuna sınavsız oradan belgemi aldım. Şimdi kamu gözetim kurumunda belgesini alan bir sürü arkadaş var. Yani 2019 yılına kadar 235 tane şirketin dışında benim ve benim bana benzer bir sürü insan var burada. 15 bin kişinin içerisinde. Bu kişiler sorumlu baş denetçi olabilmek için ne yapması lazım? Bir yıl bağımsız denetim şirketinde. Bağımsız denetim şirketinde. 235 tane bağımsız denetim şirketi var Türkiye genelinde. Hepsi de İstanbul'da değil. Herkes kenarda yaşıyor. Bir şekilde birisi diyecek ki ya hatırı olan, tanıdığı olan ya beni şirkette göster de şu kadar bir imza atayım diyecek. Hakan abi dedik, güzel al dedik. He yani şimdi herkes birine gidecek. Bulanlar bulacak. Bulamayanlar o 35 tane şirketin içerisinde de 2018'in sonuna kadar yanlış anlamadıysam fiili olarak denetim yapmıyorsa onların da sorumluluğu elden gelecek. Tabii ki. Yani, bir şey soracağım. İş yoksa zaten. Yani şimdi olmasa ne olur? Yani şimdi bu bağımsız denetim kanun hükmünde kararı çıktıktan sonra bazı arkadaşlar dedi ki ya ben bir şirket kurayım şuradan 3-5 gibi araya gelelim. Bu devlette yarın bir hak verirler bize. Biz de gemimizi yürütür dediler. Evet bu hak vermişti. Verilmiş şu anda. Ancak şirketi kurup finansını bu zamana kadar karşılayanlar bir hak aldı da geri kalan 15 bin kişi ne olacak? Alacak onlar da alacak. Hayır. Ticaret Bakanlığı'ndaki yönetmelik yayınlandığı zaman o zaman şirket kurmaya gerek kalmayacak. Bağımsız denetimlerin her birisi o 100 bin tane anonim şirket ve kooperatiflerin denetimini yapacak. Tamam. Orada şöyle bir sınıflama yapacak Ticaret Bakanlığı. Diyecek ki bir kere bir zaten işin bozulması da şuradan kaynaklandı. Ticaret Bakanlığı dedi ki bu denetimi dedi bağımsız denetçiler yapabilir. Bir de dedi benim yetkilendirdiğim senemeler yemeler yapabilir dedi. KGK buna itiraz etti. Burada bu Türkiye'de tek otorite ben isem sen ne kafana göre denetçi buluyorsun dedi. Bakanlar Kurulu'na olumsuz görüşüyor. Bakanlar Kurulu'da taslağı tekrar yönetmeni çıkarmadan Ticaret Bakanlığı bunu geri düzeltti. Aynen. Bundan kaynaklanıyor. Ticaret Bakanlığı bunu düzeltirse eğer bağımsız denetçi diye şöyle bir kategorize edecek ve diyecek ki 1 milyona kadar net satışları olan firmaları işte bir bağımsız denetçi rapor yazabilecek diyecek. O raporda 2400 sınırlı bağımsız denetçi standartlarına uygun olarak işte 2 sayfalık 3 sayfalık bir rapor olacak. 10 milyona kadar olursa 2 bağımsız denetçi bir araya gelip rapor imzalayacak. Değişim olacak demektir yani. Yani dolayısıyla bağımsız denetçilere mutlaka bir pastadan pay biraz olacak. Bir biraz sabırlı olun. Denetçilerin murakip gibi düşünün. Biraz böyle bir bırakıp ayağında o haklar verilecek yani. Geniş aslına bakarsanız. Geniş bu. Gelişmiş murakip pozisyonunda. Çünkü çaycı değil de olacak yani. Veya ne bileyim yani şey olacak da belgeli. Bağımsız denetçi olacak. Okumuş çocuk olacak. Belgeli olacak o. Aynen. Evet. Tamam daha var. Ondan alalım. Şimdi 2016, 2017, 2018 direktif raporlarda isim geçenler mi? 2018'e kadar oradan yaralarım diyecek. Evet. Bir tane bağımsız denetim raporunda denetçi olarak ismi geçenler örneğin sorumlu denetçi olabilecek. Onların sorumlu denetçiliği hiçbir zaman olmaz. Yok. Yok. Orada esnek konuşun benim. Yok. Orada esnek konuşun. Orada çok net. Çünkü hayır net değil. Ben o kadar baktım mesela o pozisyonda o net değil. Yani yoruma açık pozisyonda. Denetim ekibinde var. Ama ne olarak var? Yani denetim ekibinde ne çalışma var? Çalışma kağıtlarında imzası var. Yani. Varsa, çünkü zaten bunlar bir de KGK'ya gidiyor. Hayır, KGK'ya gidiliyor ama denetçi olarak gidiliyor. Yani oradaki pozisyonda o yok. Açık değil yani. Ama zaten şeyde de ne diyor? Denetçi olarak bulunmak sorumlu denetçide B. Şeyden yoruma açık. Yani biz orada mesela açıklık bıraktık. Peki inşallah. Hocam, 2017 yılında şirket kurabiliriz. Kurabilir miyim? Niye kuramıyorum ben? Sorumlu denetçi olarak. Hayır. 3 tane de sorumlu denetçi var. Yok ama. Hakan hocam yok. Şimdi
Şimdi burada çok... Ya arkadaşlar açamadı ki adam, ne var ya? Şimdi bakın, ben bunu bir soru haline çevireyim de öyle sorayım. Evet. Çünkü anlaşılmamış tam konu. Burada da mesela kendi aramızda konuşuyoruz. Şimdi yine Kemal Özerdem'in örneğinden gidelim, sizin örneğinizden gidelim. Kemal Özerdem 31.12.2016 tarihine kadar hiçbir bağımsız denetim şirketine ortak ya da sözleşme olarak dahil olmadı. Bağımsız denetim sürecine de dahil olmadı. O sorun hiç olamaz zaten. Bitti. Olamaz. Tamam. Başka firmadan şirket kuruyorum ama ya. Sorumlu denetçi unvanını almış daha önceden kişilere ithal edecek, alacak. O ayrı hocam. O zaman onun problemi yoksa. O şart da olabilir. Bir de hocam, bir tane şey, olmazsa zaten şimdi Sabri Bey kurulmuş 275 şirketteki, 235 şirketteki sorumlu denetçi olarak gösterilen arkadaşların hepsi o hakkı aldı diye de bir kural yok. Orada bir rapor, sözleşme yoksa onlar da almıyor. Evet. 2018'e kadar eğer denetimde gösterilmişse alıyor. Ama yoksa şimdi 235 şirketin içerisindeki zorunlu bağımsız denetçiler yasa gereği, düzenleme gereği 2019'a kadar kendilerini bağlamışlar. Var. Yani geçici dolayısıyla mi? Önümüzdeki 2 sene içerisinde bir bağımsız denetim şirketini kurulması söz konusu değil. Benim anladığım. İki tane ithal ederek kurabilir. Ama ithal edemiyor hocam orada. Hayır, bireysel denetimden alırsın mesela. Bireysel denetimden alırsın mesela. Yani ithal etmiş olduğu kişilerin mutlaka denetim ekibinde daha önce bulunmuş olması gerekiyor. Tabii. Yani bulunduğu şirketin daha önce denetim ekibinde bulunmuşsa onu ithal edemez. Şu anda da denetim sürecine dahil olmamış gerek. Zekai Bey, sen bizim önümüzü kesiyorsun ya. Evet. Hayır ben. Açıklık getirmesi için hocama pas atıyorum. Doğru. Şu anda da denetim ekiplerinde olmaması gerekiyor. Almışlar bu yılın sonuna kadar. Realitede 1.2019'dan önce bağımsız denetim şirketi kurulması çok düşük ihtimal. Zor diyelim. Çok düşük. Zor olabilir ama yani ihtimal düşük değil. Hayır tabii ki değil. Ama bu arada tekrardan söylüyorum. Yani denetim ekipleri lafına pek fazla güven de duymayın. Yani çünkü yoruma açık, tekrar ediyorum, yoruma açık. Çok yerde mesela yazdık, herhangi bir şekilde bize bir cevap gelmedi o konuda, tersine bir cevap gelmedi. Denetim ekiplerinden benim kastım ve anladığımı söylüyorum ben. İçindeki sorumlu denetçi, diğer denetçi olan, yani sorumlu olmayan denetçi dediğimiz kişiler, ya ben burada müsbetleyle oynuyorum. Hakan hocam şu anda oynayan değil. Yok, ne yapıyorsun canım? Abi ya çalışma kağıdı mesela. Çalışma kağıdı çok önemli aslında. Çok sıkıntı var. Aslında ilen denetimi siz yapıyorsunuz. Evet. Sorumluluk başka bir şey. Yani arkadaş, ben sadece imza atıyorum. İlen siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla... Çocuklar yani o imzayı veriyorsun, sorumluluğu üzerime alıyorum demektir. Denetime başlayalım. Şöyle bir şey değil ama... Büyük yazısı ve şirk bir parçasına yani ben açıyorum. Evet, doğru. Arkadaşlar, şimdi aslında şeye döndü bu. Deprem zamanı deprem profesörlerinin hepsinin farklı şeyler söylemesine döndü. Şimdi tabii aramızda farklı düşünen arkadaşlar da var. Ama 28 Mart'ta Kamu Gözetim Kurumu özellikle bir başkanının katılımıyla bir panel düzenleyeceğiz. Oradan birinci ağızdan biz daha önce düzenlediğimiz panellerde soru cevap istiyorduk. Kimse soru sormadı başkan ve yetkililerine. Demek ki Kamu Gözetim Kurumu yetkilileri de şunu söyledi. Demek ki herkes memnun ki halinden kimse soru sormuyor diyor. Ben zaman görürsem anlatmadıkları için olmadı. O yüzden lütfen 28 Mart'taki panelde sorularımızı üretelim ki kafamızdaki soru işaretleri ortadan kalksın. Tabii bir başka problem de şu. Şimdi konuştukça açılıyor sorunlar. Şimdi soru soruyu doğuruyor. Şimdi Kamu Gözetim Kurumu'nun mühür dağıtımları oldu. Biz de bu mühür dağıtımlarında ön ayak olduk. Şimdi soru şu, sorumlu denetçi dışında normal denetçi, bağımsız denetçi mühür kullanabiliyor mu? Kullanamıyorsa, ki kullanamaz, yani çünkü rapor yazmıyor. O mühürler ne olacak? Para verdik hocam. Hayır, bir de genelde yerde var. Kullanacak, sorumlu denetçi olduktan sonra kullanacak. Hayır. Bir dakika, şimdi orada şu hüküm bağlıyor. Eğer sen sorumlu denetçi değilsen, o mühürü iade etmen gerekiyor. Başka kapılar açılacak. Yani, kullanamazsın. Ya zaten başka kapılar açılacak. Yani kamu denetçi. Anlıyorum.
önce o zaman şunu sormak lazım. Niye aldın? Gelişmiş murakıplık dedik. Yani orada adı böyle. Yani şu an tabii anonim şirketlerde genel kurullarda evet. Gelişmiş murakıplık. Orada tanım geldi. Geri pozisyondan o büyür şu anda tamam. Belki yatıyor olabilir ama bir müddet sonra o yerinden çıkacak. Evet. Arkadaşlar başka sorusu olan var. Yok yok yakında mühür bir tarafa para bir tarafa diyeceksiniz. Arkadaşlar. İnşallah hocam. Sorulardan önce Özkan Bey bir konuşmak istedim. Ha, lütfen. İki dakika. Lütfen. Evet. Söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa söz alabilirler. Değerli hocama, kıymetli üstadıma hakkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlar, eğer bir bilgi kullanılıyor ise değerli. Yani biz her ne kadar bilirsek bilelim bu bilgiyi kullanamıyorsak o bilginin genelde bir önemi olmuyor. Maalesef bugüne kadar onlarca kitap okuduk. Çok korkunç derecede eğitimlere katıldık. Okuduklarımızı tekrar unuttuk, tekrar bir de okuduk. Fakat bunu uygulamaya maalesef sokamadık. Burada ısrar etmek istediğim bazı konular var. Onları kısa kısa geçmek istiyorum. Birincisi, bazı kurumlar değerlidir. Bunları değerli kılan oranın insan faktörüdür. Yani üniversiteler, odalar, barolar ve bu kurumların da topluma karşı, devlete karşı, mesleğe karşı sorumlulukları var. Bu sorumluluklardan kaçamazlar. Çünkü normal koşullarda toplumun bunlardan, bu odalardan ya da bu kurumlardan beklentileri vardır. Bununla ilgili olarak ben şunu söylüyorum. Geçiş dönemimizde çok ciddi ekonomi kaygılar, ekonomi değişiklikler var. Bunlarla ilgili olarak bağımsız denetimi ilgilendiren konular var. Mesela varlık fonu. Varlık fonu diyor, bağımsız denetim tarafından, denetçiler tarafından denetlenir. Şimdi, bağımsız denetçiler tarafından denetlenen varlık fonunu bir bağımsız denetçinin eleştirmesi, konuşması, doğruluğunu algılaması bence çok önemsizdir. Önemlidir, önemsiyor. Onun için ya bu tür konularda da bizim derneğimizi ya da bu beklenti içerisinde olduğumuz kurumları açıklamalar yaparak bu halkı aydınlatması lazım. Görevlerimizden bir tanesi de bence bu olmalı. Çünkü varlık fonu lideri sosyal medyada sürekli yazılar yazılmaya başladı. Bilen var mı? Bunu açıklayın. Bunun nedir, ne oluyor? Hazinenin bütün varlıkları oraya doğru gidiyor. Bu konuda bize bilgi verecek kişiler var mı? Bunu yapacak olanlar da bizler.